Ya biz normal 99 depreminden sonra inşaatı çağırdık. Depremden sonra bu işe bulaştık. İş bulamamıştık o zamanlar. İş bulamadığımızda bu işe başladık. Ondan sonra zaten mesleğimiz olmadı. Köyden geldiğimiz için meslek olmadı. Bu işi yaptık yani. Mesleğim olmadı. Okur yazarlığım düzgün olmadığından bu işe başladık. Ne uğraştık yok işte. Ya bölgeye geçineceğiz. İlahi getirme nereden getireceğiz? Az çıkar dediğim gibi az bulursan az yiyor. Çok bulursan çok iyi. Yoksa nereden getireceğiz? Getirisi bu işte yani. Çıkıyorsan dediğim gibi gecenin birine çıkıp topluyor. Sabahlara kadar. Sabahın kalkıyor yatıyor bir yazı. Ondan gece topluyor. Ondan sonra gündüzü topluyor. Öyle öyle geçindiriyor işte. Yani hep toplamakla. Her şey pahalaştı. Kazancın düştü. Yani bunu inşaatta çalıştığın zamanlar bile ölürüyordu. O zaman çok iyi bir hafta çalışıyordum. İyice para kalıyordu. Mesela o zaman ben 99'da o inşaatta çalıştığımız dönemler uçağımız, dairemiz alıyordu. O gün bugün de alamadık. Her bir duruyor. Çalışıyor, bir şeyler yapacağız ama yok. Şu anda doğal gazı ben bugün daha sadece şeyi yakıyorum. Ocağla ısıtıcıyı kullanıyorum. 200 lira geldi. Yani doğalgaz yapmıyor. Ben ısıtması için odun yakıyor. Yani düşün ya. O şu anda 200 lira faturası geldi. Hanım pazara gider 100 lirayla gider. 100 lira alışveriş yapabilir. Neyle yapar 100 lira? Sokaktan zebzeci geldi. Veresi alın. Param olunca vereceğim diyeyim. Yani çoğaltı sıçradan vere zebzecilerden daha bu darmada yararlanıyor. Sadece orada veresi aldıklardan dolayı zaten onlar da vermese o adam o gün parası olmadığı için markete gidip alamıyor zaten. Çocuklar da yanında onu da çalıyor. Okuyamadı. Okudamadım yani. Okuma sıkıldığında yandılar. O da sokakta mal topluyorlar. Selamun aleyküm. Selam. Odacı gel odacı. Dönüş alıyor. Burası gel yardım et. Dersten ayrılıyoruz değil mi burada da? Sonra adın neydi? Evimizi geçirmeye çalışıyoruz. İşte abim de elektrikçi de çalışıyor. Okumayı sevmedi. Babama yardımcı oluyor. Yani meslek sahibi öğrenmeye çalışıyor. Yani bizim de fazla bir geçimimiz olmadığı için işçi tutamıyoruz. Ben de mecbur babama yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçim zor abi. Yapacak bir şey yok. Babama yardımcı oluyorum işte. Zamanı geldim o başka bir yere gidiyor. İşlerini hallediyor. Ben dükkana bakıyorum. Öyle. Aklımda okumak yok abi artık. Yani çalışmak bana daha basit geldi. En azından babama yardımcı oluyorum. Babam zor durumda kalmıyor. Okumakta yani gidip gelip babama bakıyorum. Babam saat gece 1'e kadar çalışıyordu. Yani insanın içine de sinmiyor öyle şeyler. Abimle beraber çalışıyoruz işte. Biz beraber başladık. Okuldan beraber çıktık. Beraber okuduk. Ben de 5'e kadar okudum. İşte sonra babamla yani yardımcı olmak için 5. sınıfta bıraktık okulu. Kardeşlerim şimdi okuyor yani. Biz okumuyoruz. Kardeşlerimiz yardımcı oluyoruz falan. Ondan harçlığını çıkarıyoruz. Babam evde evin kirası, suyu, elektriği derken ikimiz çalışıyoruz. 8 kardeşiz. Biz ev geçiniyoruz yani. Abimle ben geçiniyoruz. O yüzden okumuyoruz yani. En büyüğü 12 yaşında, en küçüğü de 4 yaşında. İşte kardeşimin ikisi küçük, 4'ü okuyor, 4 kardeşim. Onlara işte biz okul açıp falan derken onlara yardımcı oluyoruz. Yani onlara büyüyeceğiz, meslek sahibi yapmaya çalışacağız. Bayağı bir büyük masrafımız var işte ya. Ya kendi kendimize geçiniyoruz işte ufak tefek. Yardımcı oluyoruz yani birbirimize. Sağ olsun işte bu hurdacı da abiden borç istiyoruz, veriyor yani biz ona veriyoruz falan. 21 milyon demirin yapıyor Ali senin. 3 kilo da plastik 24. 36 kilo da senin evin ama. 32 milyon da bu. Toplum verim ayar mı? Toplam. 32 artı 24. 56 milyon. Ha. Aslında verme akşam alırız ya daha fazla tamam mı? Tamam. Buraya çalışıyoruz geçim zorluklarından yani
ekmek parası falan çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela arabamızın borçları falan var. Arabamızın borçlarını, evin kirasını, elektriği, suyu falan buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi demirler falan var. Bazılarını parayla alıyoruz, bazılarını çöpten buluyoruz. Öyle geçinmeye çalışıyoruz diyeyim yani sayesinde. Ben 5. sınıfa kadar okudum abi. 5. sınıfa kadar okudum. Ondan sonra yani evde babam gibi falan para bulamıyor. Yani ne bileyim ödeyemiyorlar çoğu şeyler. Paralar birikmiş de, elektrik su falan birikmiş de. Öyle ben okumak istemedim işte, öyle çalışmaya karar verdim işte. O zaman ilk başta tekstile gidiyordum. Tekstilin parası yetmemişti. 2.000 lira geliyordu, 2.000 lira yetmemişti. Ben burada günlük 100 lira çıkartıyorum, aylık da 3.000 lira yatıyor. Bu 3.000 lira da yani o kadar para yetmiyor da yettirmeye çalışıyorum. Benim kardeşim de geldi bana yardımcı oldu. O da 100 lira çıkartıyor. Aylık 6.000 lira falan çıkartıp yettirmeye çalışıyorum. Yani babam da şimdi gecekonduda oturuyor. Babam da bir ev falan araba almaya çalışıyor. Çünkü böyle gitmeyecek. Biz de büyüyeceğiz yani yarın bir gün evleneceğiz. Ve çocuk sahibi falan olacağız. Diyor ben kendim bıraktım ya okulu. Ben okulu sevmiyorum ben fazla. Kendi şeyimden söyleyeyim yani okulda çok dersimde falan çalışmıyordum. Bir kere sınıfta aldım. Öyle sınıfta falan kalmıyor ya. Ben okula gitmedim abi. Kardeşim de gitmedi beni görerek. Sen kardeşim de sevmiyordu. Ben gitmiyorum diye onun da bahanesi oldu. Abim gitmiyor ben de gitmiyorum dedi. Yani babam bir yardımcı olma benim için daha iyi abi. Şimdi babam tek başına olmuyor. Çünkü bazı zamanlar görüyorum sabaha kadar çalışıyor. Şimdi ben orada gidiyorum okulda ne güzel oturuyorum ders çalışıyorum falan. Bazen evde görüyorum yatıyorum yemek yiyorum. Yani babam baktığı zaman babam ter içinde mesela çalışıyordu. O bundan 4-5 sene önce. Öyle de olmuyordu yani babamı yani yormak falan filan etmedim. Babama da bir elle ben atayım derken babam da yardımcı oluyorken abi buraya kadar geldik şimdi. Babam evde oturuyor ben çalışıyorum. Babam biraz yaşlandı biraz da bacağı da sakat. Hem babama bakıyorum kardeşimle ben.